Aha. Lan bu... Çetin ya. Lan! Lan! Orada! Lan! Yapacağının işi. Lan! Oğlum! Bırak! Bırak! Lan bunlar neymiş böyle ya? Lan! Lan çocuk boğuldu. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim seni şerefsiz. Gel. Kartal! Yavaş, boğdun adamı. Kartal! Tamam. Oğlum yardım et! Lan! Lan! Bırak! 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 Bırak, geberteceğim bu şerefsizi. Gece Ferhan'ı öldürdün. Sabah da beni mi öldüreceksin? Bırak! Bırak! Lan! Geberteceğim lan. Lan bırak! Lan! 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 Lan bak, indir şunu, ne konuşacaksanız öyle konuşun. Sattı beni şerefsiz. Lan devamını da anlatsana. Devamını da anlatsana. Korkmaz'la azade gelecekti. Onlar gelmediği için bütün suç sana kaldı. Niye gelmediklerini de söylesene. He? Sırf onları korumak için Kartal'ı polisin önüne attığını söylesene. Benim yüzümden 3 yıl yattın Kartal desene. Ulan benimle ne ilgisi var? Sadece benimle mi ilgili? Senin de haberin vardı. Sana sordum. Kartal'ı kurban eden Baybars. Sen biliyordun, engel olabilirdin. Niye engel olmadın? Lan nasıl engel olacağım şerefsiz? Bunu tek başına kaldığını görünce operasyonu iptal edersin diye düşündüm. Lan benim haberim mi vardı? Kartal'ı sattığın gibi beni de satmadın mı? Semih abla senin yüzünden... Orada dur. O işin benimle bir ilgisi yok. İlgisi yok. Haberin yoktu ha? Öğrendiğim de çok geçti. Hala yalan söylüyorsun lan. Lan söylemiyorum. Kanserli bir kadına kurşun sıkılmasına göz yumacak bir adam değilim ben. Arkamdan iş çevirdim. Evet. Ama benim de bir sınırım var. Onurum var. Onurun seni. Ağzından çıkacak tek lafa güvenmem artık. İnanmıyorsun öyle mi? Lan! Şş, lan! Dur. Oğlum bak canınız işi, o silah benim. İçeriden yeni çıktım. Kendi silahınızla vurun birbirinizi. Sen benim yüzümden hapse girdin. Senin de operasyonun benim yüzümden patladı. Yani burada birinin kafasına sıkılacaksa o kişi benim. Ama Semih olayının benimle bir ilgisi yok. Duydun mu? Haberim olduğunda her şey için çok geçti. Bana inanıyor musun? İnanıyor. 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 İndir şunu. İyi. Benim için bir şey fark etmez. Şimdi inanıyor musun? Lan inanıyorum desene oğlum. İyi. Şimdi inanıyor musun? Ben o silahın içinde mermi olduğuna bile inanmıyorum. Eyvallah. İnanıyor mu şimdi? He? Sen hırsın geçti mi azıcık? He? İyi. Ah! Lan! Lan oğlum ne yapıyorsun? Hesap kapat. Dünden beri hesap kapatıyorum ben. 3 yılımı kaybettim ben. Ailemi kaybettim. Niye? Siz arkamdan biri olup iş çevirdiniz diye. Onu da elinizi yüzünüze bulaştırdınız. Bari bir iş yapacaksanız tam yapın. Bak Azade dışarıda. Korkmaz dışarıda. Baybars dışarıda. Bir gariban ben. Ben ve ailem dağıldı. Öyle olmaması gerekiyordu zaten. Ha, ne güzel söyledin bak. Böyle olmaması gerekiyordu.
Sizin arkamdan iş çevirmemeniz gerekiyordu. Birbirinizi tutmamanız gerekiyordu. Görmüyoruz mu ya? Biz ayakta duracaksak birlikte duracağız. Ayrıldığımız zaman dağılıp düşüyoruz işte. Demek ki ne yapacağız? Bundan sonra biz birlik olacağız. Ben bu şerefsizle birlik falan olmam. Hala güvenmiyorum. Ben de sana güvenmiyorum. Ulan bana güvenmiyorsun, buna mı güveniyorsun? Yo, ona da güvenmiyorum. Benim de ikinize güvenmek için de herhangi bir sebebim yok. Valla zerre değil. Çetin, kusura bakma. Sen de kusura bakma. Ben adaletmiş, madaletmiş. Yok, oymuş, buymuş, ihanetmiş, umurumda değilim. Aha bak, ben oraya kardeşimi gömdüm. Az evvel gömdüm. Bana bu hayatta tek güvenen adamı gömdüm oraya. Anladın mı? Benim kimseye verecek hesabım kalmadı. Ama sizin bana borcunuz var. Sizin bana 3 yıl borcunuz var. Sizin bana bir aile borcunuz var. Sizin bana Bay Bars borcunuz var. O yüzden seve seve ya da borcunuzu ödeyeceksiniz. Aranızda olup biten ne varsa yutacaksınız, hepsini ödeyeceksiniz. Anladın mı? Tamam mı? Ben bu sessizliği tamam olarak alıyorum. Çünkü Ruşen abi ne diyor? Sükut ikrardan gelir diyor. Yani susuyorsanız kabul etmişsinizdir. Gidelim artık.